Bilardo, pek çok insanın sevdiği bir oyun türüdür. Peki, bilardonun matematiksel yönünü hiç düşündünüz mü? Bilardo'da topların çarpışmasından sonra topların ne yöne gideceği, gelen topların doğrultularına bağlıdır. Örneğin, iki topun yönleri aynıysa, çarpılan topun yönü değişmez, hızı daha da artar. Diyelim ki toplanacak olan ve kutupsal biçimde verilen Z1 ve Z2 karmaşık sayılarının argümanları aynı olsun. Bu durumda iki sayının toplamı olan Z3'ün modülü R3 eşittir R1 artı R2 olur ve teta 1 eşittir teta olur. Böylece Z3 eşittir R1 artı R2 çarpı cis teta elde edilir. Topların yönü birbirine zıt olduğundaysa çarpılan top yavaşlar. Örneğin, toplanacak olan ve kutupsal biçimde verilen Z1 ve Z2 karmaşık argümanları farkı 180 derece olsun. Z2 karmaşık sayısıyla Z1 karmaşık sayısının argümanları 180 derece farklı olduğunda R2, R1'den küçükse bu iki sayının toplamı olan Z3'ün modülü R3 eşittir R1 eksi R2 olur ve teta 3 eşittir teta 1 olur. Böylece Z3 eşittir R1 eksi R2 çarpı cis teta 1 elde edilir. Görüldüğü gibi kutupsal biçimde yazılı karmaşık sayıların ancak argümanları aynı olunca veya 180 derece farklı olunca toplama işlemi kolaylıkla yapılabilmektedir. Örneğin Z1 eşittir 5 cis 210 derece ve Z2 eşittir 3 cis 30 derece olduğuna göre bu iki karmaşık sayının toplamını bulmak için sayıların argümanlarına bakılır. Bu iki sayının argümanları arasında 180 derece fark vardır. Z1'in modülü Z2'nin modülünden daha büyüktür. Buna göre toplam olan Z3'ün modülü Z1 ve Z2'nin modülleri arasındaki farka eşit olur. Z1'in modülü Z2'nin modülünden daha büyük olduğundan Z3'ün argümanı da Z1'in argümanı olacaktır. Böylece Z3 eşittir 2 cis 210 derece olur. Kutupsal biçimdeki Z2 karmaşık sayısıyla Z1 karmaşık sayısının çarpımı bulunmak isteniyor. Sayılar kartezyen biçimde yazılıp çarpma yapıldığında sonuç, R1 çarpı R2 çarpı kosinüs teta 1 artı teta 2 artı i sinüs teta 1 artı teta 2 olur. Böylece çarpımın kutupsal olarak R1 çarpı R2 çarpı cis teta 1 artı teta 2 olduğu bulunur. Örneğin, Z1 eşittir 5 cis 40 derece ve Z2 eşittir 3 cis 110 derece olduğuna göre bu iki karmaşık sayının çarpımını bulmak için sayıların argümanlarının toplamı bulunur. Argümanların toplamı 40 artı 110 olup 150 derecedir. Sayıların modüllerinin çarpımı bulunur. Modüllerin çarpımı 3 çarpı 5 olup 15'tir. Böylece çarpımın sonucu olan karmaşık sayı kutupsal biçimde 15 cis 150 derece olur.